Merhaba, ben Nura Sukar, 19 Mayıs Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda STM32 F4 Discovery Board'unda bulunan USB yani sanal seri portun kullanımını anlatacağım. Sanal seri port özelliği sayesinde UART USB çeviricisi kullanmaya gerek kalmadan bilgisayarımızın mikro denetleyicimizi USB'den tanır ve ona bir COM portu atar. Ve artık bu COM portunun üstünden bilgisayarımızla mikro denetleyicimizin arasında veri haberleşmesi yapabiliriz. Şimdi gördüğümüz gibi kitinin sol tarafında mini USB ucu var. Bu uç kartın çalışmasını, bilgisayara bağlanması, debug işlemleri ve mikro denetleyiciye kod yüklememizi sağlar. Diğer tarafta ise bu videoda kullanacağımız mikro USB ucu var. Bu uç mikro denetleyici ile bilgisayar arasında veri haberleşmesi sağlar. Yani bu videoda oluşturacağımız projede bilgisayara verileri ileteceğiz ve bilgisayardan verileri alacağız. Şimdi projemizi oluşturmaya başlayalım. İlk olarak Discovery kartında bulunan kullanacağımız mikro denetleyiciyi seçiyoruz. STM32 F407 VG. USB harici saatiyle çalıştığı için RCC'ye gidiyoruz ve High Speed Clock Crystal Oscillator olarak seçiyoruz. Şimdi aşağıya iniyoruz ve Connectivity'den USB OTG Fast Speed'e basıyoruz ve modunu Device Only olarak seçiyoruz. Sağ tarafa baktığımız zaman ekipin etkinleştirildiğini görüyoruz. DP ve DM yani D pozitif data artı ve D minus data eksi. USB'nin güç pinini etkinleştiriyoruz. Sonra middleware bölümüne gidelim. Ve burada USB'yi nasıl kullanacağımızı belirliyoruz. Ve USB'yi Communication Device Virtual COM Port yani sanal seri port olarak çalıştıracağımızı seçiyoruz. Clock ayarlarına gidelim. Giriş frekansı 8. Harici osilatör. Faz kilitli döngü. Sistem hızını 168 MHz'e ayarlıyoruz. Ve Enter'e bastığımızda diğer ayarlar otomatik olarak ayarlanıyor. Projenin ayarlarında projenin ismini giriyorum. Konumu da belirliyorum. MDK ARM V5 seçiyorum. Ve USB'nin depolama boyutu daha büyük olduğu için onu 2000'e ve 4000'e arttırıyoruz. Son olarak kod ayarlarını seçiyoruz ve kodu oluşturmak için Generate koda basıyoruz. Projeyi aç. Resetleme ayarlarını yapalım. Sonra sanal seri portu üzerinde veriyi iletmek için kodu yazmaya başlayalım. İlk olarak sanal seri portun sürücüsü CDC Transmit FS fonksiyonu çağırmamız gerekiyor. Bu yüzden ona ait C dosyasını açıyorum ve bu satırı kopyalayıp MD'ye yapıştırıyorum. Bu şekilde bu fonksiyonu artık kullanabiliriz. Şimdi herhangi bir şey gönderelim. CDC Transmit FS ve burada ilk olarak 8 bitlik bir dizgi yazmamız gerekiyor. O yüzden yukarıya çıkıyorum. Unsigned integer 8 USB virtual COM port boyutu 50 bit olarak koyuyorum ve örnek olarak elektrik yazalım. Aşağıya iniyorum ve yukarıda tanımladığımın dizinin adını yazıyorum burada ve göndereceğimiz verinin uzunluğu 12 bitten oluştuğu için burada 12 yazıyoruz. Koda 251 delayı ekleyelim. Kodu derliyorum. Karta yüklüyorum.
Şimdi girdiğimiz verileri görüntülemek için bir arayüze ihtiyacımız var. Ben burada verileri görüntülemek için RealTerm programı kullandım. RealTerm'de iki port bağlı olduğunu görebiliyoruz. Biri ST-Link'e ait port, diğeri sanal seri porta ait. Ayrıca aygıt yöneticisinden her portu neye ait olduğunu bulabiliyoruz. Şimdi USB ucu bilgisayara bağlamadan önce sadece STM'nin ST-Link portu bağlı olduğunu görebiliyoruz. Reset'e basıp sanal seri porta ait olan USB ucu bağladıktan sonra ikinci port bağlı olduğunu görebiliyoruz ve onu açıyoruz. Sonuç olarak elektrik kelimesi RealTerm ekranında yazıldığını görebiliyoruz. Şimdi bitleri saymak yerine STL'in fonksiyonu kullanabiliriz. Ve bu şekilde kullandığımız fonksiyon 12 biti kapsamış oluyor. Kodu derleyip sonra karta yükleyelim. Portu açalım ve aynı sonuç 12 bitlik elektrik kelimesi görebiliyoruz. Şimdi bir sayı yazdırmaya çalışalım. İlk olarak sayı içeren bir değişken tanımlamamız gerekiyor. Unsigned integer 16 sayaç ve onun başlangıç değeri 0 koyuyorum. While döngüsüne dönelim. Kodu siliyorum. Tanımladığımız değişkenin değerini arttırıyoruz. Biz genelde sprintf fonksiyonu bir dizginin içerisine yazdırmak için kullanıyoruz. Ama bu sefer ilave olarak bir sayı yazdıracağımız için smprintf fonksiyonu kullanacağız. Smprintf fonksiyonun içinde ilk olarak yazıyı aktaracağımız dizginin adını yazıyoruz. Göndereceğimiz yazının boyutunu ya da uzunluğu, yazdıracağımız yazıyı ve sayının türü yüzde de yani tam sayı. Son olarak sayı için kullanacağımız değişkeni yazıyoruz. Şimdi sanal seri porta göndermek için CDC fonksiyonu kullanalım. Dizginin adı, uzunluk, gördüğümüz gibi CDC TransmitFS fonksiyonunda dizginin boyutunu girdiğimiz için 50 bitlik bir yazı gönderildi. Sadece yazıyı kapsayacağı kadar bir bit sayısı göndermek istiyorsak STRL'in fonksiyonu kullanmamız gerekiyor. Gördüğümüz gibi sadece yazıyı ve sayıyı kapsayacağı kadar bir bit sayısı gönderildi ve sayının değeri her kez arttırıldığını görebiliyoruz. Şimdi sanal seri portu kullanarak verileri nasıl alacağımızı bir bakalım. Tabii ki bu basit bir işlem değil çünkü başta bazı fonksiyonları eklememiz gerekiyor. İlk olarak USB'nin C dosyasına gidelim. Kullanmamız gereken fonksiyonun statik olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla public bir fonksiyon değil. O yüzden main'de onu çağıramıyoruz. Bu halde onu çağırabilmek için bir callback yani geri çağırma fonksiyonu oluşturacağız. O zaman herhangi bir veriyi alacağımız zaman geri çağırma fonksiyonu çalışacak. Şimdi ilk olarak hash dosyasını açalım ve prototip bir geri çağırma fonksiyonu tanımlayalım. Geri çağırma fonksiyonu main'de weak nesnesi kullanmadan onu yeniden tanımlayacağımız için weak nesnesi ile onu burada tanımlayacağız. Bu fonksiyon buffer'den ve uzunluktan oluşuyor. J dosyasında bu fonksiyonu tanımlamamız gerekiyor.
O yüzden onu koplayıp burada yapıştıracağız ve onu boş bir fonksiyon olarak tanımlayacağız. Yazdığımız fonksiyon receive yani alma fonksiyonunu da tanımlamamız gerekiyor. Bu şekilde bir veriyi alacağımız zaman geri çağırma fonksiyonu çalışacak. Şimdi geri çağırma fonksiyonu wake nesnesi kullanmadan main'de tanımlayalım. Bu halde bir veriyi girdiğimiz zaman bu veri buffer'ine geçecek. Ve transmit fonksiyonu burada yazacağım. Bu şekilde girilen veriyi transmit fonksiyona gönderilir ve arayüzde girdiğimiz veriyi görebiliriz. Burada D portunda 12. pindeki LED yanıp sönmesi verinin alındığından emin olmak için kullanacağız. Buradaki kodu siliyorum. Kodu derleyip karta yükleyelim. Realterm'den portu açalım. Şimdi girdiğimiz herhangi bir şey geri gönderilmesi beklememiz gerekiyor. Örnek olarak merhaba yazıyorum. Gönderdiğimiz ve aldığımız veriyi görmek için half duplex modunu açalım. Girdiğimiz veriyi yeşil renkle ve aldığımız veriyi sarı renkle görebiliyoruz. Bu şekilde USB Semen Seri portun kullanımını anlatmış olurum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim ve umarım sizin için faydalı olur.